Merhaba sırrım, ben Serdar ve bir başka sanata sır videosuna da hoş geldiniz. Şimdiden böyle bir giriş yapıyorum çünkü aslında sanata açıp bir şey araştırmayacağız şimdi. Biliyorsunuz bana bol resim yolluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Resimlerinizin her birini çok çok inceliyorum. Gerçekten çok siz de bayağı dikkat ediyorsunuz videolarda. Benim söylediklerimi çok dikkate alıyorsunuz, dikkatli video izliyorsunuz, kare kare yakalayıp bana gönderiyorsunuz. Bu yüzden sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Tabii ben bu resimlerin hepsini video koyma imkanım olmuyor. Çünkü çok fazla resim geliyor ve hani gelen resimler pek net olmuyor. Ama ve lakin son zamanlarda gelen bir resim vardı. Şimdi biliyorum resmi gönderen ablamız ismini vermemi isteyecek ama istemeyebilir de bilmiyorum, artık ona kalmış. Ama veremem çünkü çok fazla resim geliyor. Acayip fazla resim geliyor ve hani bir kişinin ismini vermem çok haksızlık olur. Her neyse, bu resim beni çok ikna etti. Resmi şeyle çekilmiş. Ormandaki yaratık efsanesini araştırırken, sniperle etrafa bakarken çekilmiş. Yani böyle bir şey de ortaya çıkmış. Aslında tam belli değil. Hani kaya mı? Çünkü bir tane figür var. Şimdi göreceksiniz resmi zaten. Ben o zaman hiç yapmadan direkt resmi koyayım. Şu anda resme bakıyorum. Şimdi resim aslında tam belli değil. Tam böyle ağacın yanında bu kırmızı oval şeklinde içinde ki şeyden bahsediyoruz. Tam kayadaki bir figür de olabilir ama açıkçası şu ana kadar gördüğüm en hani en iyi resim diyelim. Elime geçen en iyi resim ve bugün de böyle bir şey yapmak istedim çünkü gayet bildiğiniz maymuna benziyor yani. Maymun olmasa da bir goril, bir insana falan benziyor. Orman ortasında koşan. Beko-Beyond'dan bahsediyoruz. Shady Creek'ten bahsediyoruz. Hani kolu falan belli yani. Şurada bize bakan bir kafa var. İşte sanki bir ileri doğru atılmış gibi bir şey var figürün. Aynen şey gibi, normal kocaman şey gibi. Yani ormandaki yaratıktan bu olabilir. Tabi bu sadece burada değil. Birçok ağaçta figür var. Birçok kayalarda figür var. Yani bence bunun olayı da bu. Hani Rockstar her yere böyle bir tane figür koymuş. Yani ormandaki yaratıklar aslında onlar. Biz bu yaratıkları asla şey yapamayacağız. Muhtemelen hani bir tarımmalı tüfek alıp elimizi öldüremeyeceğiz ama zaten öyle olsaydı modellerin içinde olurdu. Yani modellerin içinde olurdu. O dosyaları açıp bakabiliyorsunuz. Öyle bir şey belli olurdu orada. İllaki çünkü açan şeyler var yani, biliyorum bana daha önce ulaşanları vardı. Adamlar üşenmemiş, gitmiş teker teker tüm modelleri incelemiş. İlginç bir şekilde adamın boş vakti var, gelip tüm modelleri inceliyor. İlginç. Buradan adamı takdir ediyorum, ona saygım sonsuz. O insanlar, daha doğrusu öyle diyeyim, birkaç kişi de, çünkü sadece bir kişi değildi, birkaç defa oldu böyle bir şey. Bir şey modeli yok yani, bir koca falan modeli yok ama böyle bir şeyi bulmamız gerçekten beni artık şey yaptı. Yani oyundaki diğer kanatlarla birlikte, yani diğer kanatlar dedim, orman içinde bulduğumuz hurda arabalar var, terk edilmiş arabalar var, onlarca. Hani bir o var, yerdeki ayak şekilleri var, haritadaki ayak şekli var, kırılmış ağaçlar var. Bu dördüncü neden bu arada. Kırılmış ağaçlar var. Hani başka bir yerde yok bunlar. Sadece o bölgede kırılmış, sökülmüş, kökünden sökülmüş ağaçlar var. Hani biz bu yaratıkla karşılaşsak bile muhtemelen bu yaratık bizim canımızı okur. Ağacı kökünden sökebiliyorsa CJ'nin yaptığını hayal edin. Böyle alacak, kemiklerini böyle bir parçalayacak, kıracak. O fanteziye daldım ben yine. Böyle şeyler yapacak. Yani işte bu var. Bayağı bir şey var yani. Sonra kayalarda bazen şekiller çıkıyor. İşte dediğim gibi böyle bir şey de olabilir. Ağaçların tepelerinde şekiller çıkıyor. Ki bir maymun olabileceğini düşünürsek gayet mantıklı. Hani şu ana kadar gördüğüm sır videolarında da hani böyle belirgin bir şekil yoktu. Aslında vardı. Daha doğrusu bu bulunan nadir şeylerden biri. Öyle diyeyim. Ben de işte böyle bir şey yapmak istedim. Yani bu. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğen butonuna beğen butonuna
Onu direkt şeye geçiyorum. Direkt sonuna geçiyorum. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.